Halide Hanım, jandarmeler geldi, sizi çağırıyorlar. Hayırdır Çavuş? Bizimle karakola kadar gelmeniz icap ediyor. Mevzu nedir? Komutanım sizi izah edecektir. İnanamıyorum. İstanbul'a kaçacağımızı nereden anladılar? Hiç bilmiyorum. Rezati canlarıma bütün Adana'da Kemal'i arıyordu. Dün de o kadın gelip ortalığı iyice velveleye verince her yere haber saldılar. Yolları kestiler Zahar. Dayanamıyorum. Ne yapacağım? Nasıl dayanacağım? Her şeyimi kaybettim. Hiçbir gücüm kalmadı. Güllü. Ne olursun böyle konuşma. Ya sen ne kadar zor günler atlattın. İnan bana bu günler de geçecek. Öyle ya. Kara gün kararıp gitmez değil mi kızım? Hacemşir. Hoş geldiniz Halide Hanım. Buyurun oturun lütfen. Beni niye çağırdınız komutan? Bunlar sizin son 6 aylık banka hesap bilgileriniz. Bunlar da Tapu'dan alınan arsa malumatlarınız. Evet. Ama hiçbir şey anlamadım. Manası nedir? Bu hesaplara göre değil bir çiftlik sahibi olmak, alelade bir ev sahibi bile olamazsınız. Ama nasıl olduysa koskoca bir çiftlik sahibi olmuşsunuz. Üstelik tam 1.050.000 liraya. Hı hı. Peşin ödeme yapmışsınız. Bu parayı nereden buldunuz? Borç aldım. Kimden? Komutan, bunun ne önemi var? Sizi temin ederim, çok önemi var Halide Hanım. Olay son derece ciddi. Sonunda vatan haini olmak suçuyla yargılanmak bile var. Şimdi bu parayı nereden buldunuz? Ekrem'den. Ekrem Çeliker'den mi? Evet. Hala. O nereden bulmuş peki? Bilmiyorum, hiç sormadım. Şimdi gelelim asıl meseleye. İncirlik üstünden planlar çalındı, Ruslara satılmak üzere. Duymuşsunuzdur. Yani gazetelerden okuduğum kadar. Bilmediğiniz bir husus var. Satılmak istenen planlar üzerinde tarifat yapılmış. Yani satılmak istenen planlar orijinal değil. Peki orijinalleri neredeymiş? Bilmiyoruz. Ama benim ilgilendiğim başka bir durum söz konusu. Planlar Amerikalı bir mühendisin odasından çalındı. İsminin Serap olduğunu söyleyen bir kadın tarafından. Sonrasında da 1.000.000 lira karşılığında satıldı. Çok garip değil mi? Tam da sizin çiftliği satın almak için Ekrem Bey'den borç aldığınız dönemde. Bu sizce de ilginç değil mi? Ben de çok şaşırdım. Bu konuyla hiçbir alakam yok benim. Peki Ekrem Bey'in bir alakası var mı? Bakın komutan, biz Ekrem Bey'le kısa bir süredir tanışıyoruz. Ne yapar, ne iş yapar, geçimini neyle sağlar bilmiyorum. Ancak birkaç kez Rusya'dan, planlardan ve incirlik üstünden bahsederken şahit oldum ama o kadar.
Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi daha da böyle hep başkalarının çocuklarına bakmak kısmet oldu yani. Kız çok konuşma. Sabi'nin sana ne ettiği var ki? Güzel güzel duruyor he yavrum. Bak onda haklısın işte. Ay, ağzı var dili yok kız. Yukarıda Allah var yani. Minik gibi bebe bu. Maşallah sen. Ama kadersizmiş Sabi. Şimdi anacığından ayrı büyüyecek yavrucuk. Hiç aklım almıyor bu. Halide Hanım nasıl kıydı şuncacık çocuğa? Ne etti etti, aldı geldi. Anacığım, Halide Hanım ne bunu, ne de Serap Hanım'ı bulamazdı. Biraz zor bulurdu da kocaman irice bir kuş gelip ütmeyeydi yer. Kocaman kuş. Kim ütti kız? Şöyle pala bıyıklı, pos bıyıklı bir kuş canım. Ah baba gibi bir şey. Cemşir Efendi mi? Ta kendisi ana. İnsan kendi kızına gamozluk eder miymiş? Hiç aklım almıyor ha. Tamamen insaniyet namına. Başka ne olabilir yani? Cemşir, dün gece adamı fena benzettin. Ellerine sağlık. Yalnız o adama verdiğin parayı nereden buldun onu anlayamadım. Ne parası açtı? Dün gece adama verdiğin parayı diyorum. Gözlerimle gördüm. Sen yanlış görmüşsün. Ben kimseye bir şey vermedim. Halide Hanım her şeyi anlattı. Ruslarla olan ilişkinizi, 1 milyon lirayı sizden nasıl aldığını. Her şeyi, her şeyi anlattı. Yalan söylüyorsunuz. Buyurun kendiniz bakın. Kaçacak yerin kalmadı Ekrem. Şimdi planların aslı nerede? Pekala. Her şeyi söyleyeceğim. Ancak planların nerede olduğunu söylemem karşılığında tek bir şartım var. Dokunulmazlık talep ediyorum. Saçmalamayın. Ne dokunulmazlığı? Böyle bir şey olmayacak. Birbirimizi kandırmayalım komutan. Başından beri bu planların peşinde olduğunuzu biliyorum. Yoksa Amerikalı dostlarımıza mahcup oluruz, öyle değil mi? Şimdi hemen Ankara'yı arayın. Ve talebimi iletin. Aksi takdirde benden hiçbir şey alamazsınız. Ayrıca derhal avukatımla görüşmek istiyorum. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.